Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer güzel bir projeyle karşınızdayım yine. Matik alanında olacak bu sefer. Ve çok yakında hem Open Beta'sı açık testi başlayacak. Ve bir yandan da bir sonraki ayında da Free to Play olarak oynanabilecek. Evet doğru duydunuz. Beleş oynayabileceğiz ve beleş kazanç sağlayabileceğiz. Ve arkasında dev bir firma var. Ubisoft var. Ne mi bu oyun? Haydi geçelim şimdi. Oyunumuzun ismi Cross the Ace arkadaşlar. Kendileri de bir yandan hem kitap çıkartıyorlar ve bu kitaptaki geçen hikaye üstünden bir kart oyunu yapmayı planlıyorlar. Hemen şuradan Home'dan devam edecek olursak birazcık böyle sitesinden tanıtıma devam edelim. Daha sonrasında White Paper'a geçeriz. Ve bu kartların hepsi profesyonel, daha öncesinde büyük firmalarda çalışmış tasarımcılar tarafından yapılıyor. Yani çok önemli mi? Bu kartları bir yandan fiziksel olarak da bastırıp satabileceksiniz. Evet. Projeyi daha da değineceğiz birazdan. Neyse, geçelim şimdi aşağıya doğru. Hemen ilerleyelim arkadaşlar. Partners kısmına gelince o büyük firmayı zaten hemen en başta görmüşsünüzdür, Ubisoft'u. Burada poligon eklemişler ama ağı kullandıkları için zaten her proje ekliyor. Bir yandan da Sandbox'ta da partnerlikleri var. Büyük ihtimalle orada da tanıtım ve etkinlik yapmayı planlıyorlar diye tahmin ediyorum. Peki burada önemli olan Ubisoft'la ilgili anlaşmalarını duyurmuşlar mı? Twitter'larına baktığımızda arkadaşlar 12 milyon dolarlık bir yatırım geldiğini görüyoruz. Ve bunu Ubisoft'tan kontrol edecek olursak da evet 28 Mart tarihinde arkadaşlar Seed Round'da toplamda 12 milyon dolarlık bir yatırım yapmış Ubisoft buraya. CoinDesk gibi birçok yerde zaten bunun bir yandan haberini yaptı. Peki gelin şimdi bir de projenin White Paper'ına birazcık bakalım. Ne olacak? En önemli yerleri vurguluyorlar. Free to Play, Play to Earn, Collectible aynı zamanda. Bu Collectible'larda fiziksel kartı dönüştürebilecek. Çok değişik, güzel bir ekonomi yapmışlar. Ha bu kartları satma konusunda da nerede satabiliyorsunuz? Kartmarket.com sitesinden direkt fiziksel kartları satabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun nasıl olacak peki? 5 dakika süren maçlar yapacağız ve kartlarımızın belli değerleri olacak. Toplamda da 20 tane kartımız oluyor arkadaşlar. Bu 20 kartın içinden 10 tane kart rastgele seçiliyor. Karşı taraf için de aynı durum geçerli. Ve buradaki gördüğümüz gibi bir alan kapmaca şeklinde oynayacağız. En fazla alanı kapan oyunu kazanacak. Büyük ihtimalle şu kartın üstteki değerlere göre başka düşmanın üstüne kart koyabiliyor muyuz? Yoksa bunlar yan yana olunca savaşacak mı? Ne olacak? Artık önümüzdeki ay bunu göreceğiz. Neden önümüzdeki ay diyorum? Roadmap'e bakacak olursak arkadaşlar hemen bu ay zaten bir testlerini uygulayacaklar. Ve önümüzdeki ay Early Access'i açacaklar. Ve Haziran ayında da General Access açılacak. Hatta Ağustos'a da bununla ilgili bir an önce hadi turnuvaları başlatalım diye hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Eğer bu roadmap uyacak olurlarsa arkalarında da Ubisoft'la birlikte ve oyunda kazancı ortalama, bakın yüksek demeyeyim, ortalama bir kazanç olsa bile başta çok güzel hype yapabilir. Oyundaki kazancımız da hem kartlar olacak hem de oyun içi kendi token olacak. Ne demek bu? Oyunu oynadıkça oyunun içindeki off-chain olan, yani blok zincirine işlenmeyip oyunun serverlarında yer alan, aslında bir token olmayan ama burada yine de soft currency diye bahsetmişler, ya da kristal kazanacağız. Bu kristal ile hem skinler, yeni paketler vesaire satın alabileceğiz. Gold'da ise bu kartları aynı zamanda blend yapabiliyormuşuz. Hemen şu aşağıda gösteriyordu, neredeydi? Buradaydı. Burada merging diye isim takmışlar. Daha iyi kalitede, daha nadir, işte bir üst seviyede kartı dönüştürebiliyoruz. Tabi bunun için büyük ihtimal iki tane aynı kart ve bir yandan da gold harcamamız gerekecek. Burada gerçi kristal gold GTA 3'ünden biri olabilir mi? Yoksa 3 birden mi isteyecek? Neyse bunları oyun başlayınca daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. GTA token ise oyunun direkt on-chain olan token'ı, hani paket satışı, kart satışı değil de direkt nakit olarak dönüştürmek istediğimizde de tokenlarımızı bizi bu GTA token ilgilendirecek. Gold'la ilgili önemli bilgi de arkadaşlar not tradable olması, onu da atlamayalım. Yani bizim odaklanmamız gereken yani kristal, GTA token ve olabildiğince NFT'ler. Bir de NFC diye bir şey çıkıyor. NFC de NFT'nin aslında fiziksel versiyonu, normal kart versiyonu. Şu an size kredi kartı göstereceğim ama hani bunun normal kart olduğunu düşün. Ubisoft'un bir yandan bu kadar yüksek yatırım yapmasının sebeplerinden bir tanesi takımındaki kişilerden arkadaşlar. Core Team'de esas takımdaki CEO ve co-founder'a bakacak olursak Nintendo, Sony, Xbox, Steam, Android gibi birçok yerde 50'den daha fazla oyun yaptığını görüyoruz. Videonun başında da bir yandan collectible olduğu çizimlerine önem gösterdiklerini söylemiştim ya. Bunun sebebi bir yandan da fiziksel kart basacak ve onların da ekstra bir değer yaratması için
çizimlerinin de güzel olması gerektiğiydi arkadaşlar. Ve bunun için ayrıca artistik team'de hem Star Wars'ta hem Game of Thrones'ta, LoL'da, Marvel'da, DC Comics'te çalışmış insanları tutmuşlar. Zaten bir sonraki game development kısmında da bununla ilgili tekrardan takımla ilgili tanıtım yapıyorlar. Toplam hepsinin deneyimi 30 yılı aşkın, 50 oyundan fazla yerde çalışmışlar. Nintendo, Sony biraz önce baktığımız yerle aslında benzer bilgileri veriyor. Ve diğer takımla ilgili işte kendi tanıtımlarında bakabilirsiniz. Oyunun hikayesini merak edecek olursanız da eder misiniz bilmiyorum. Direkt kitabını internetten, kendi sitelerinden indirip arkadaşlar okuyabilirsiniz. Para kazanmaya geldiniz bildiğim için burasıyla ilgilenir misiniz? Emin değilim. Ama ilgileneceğiniz, emin olduğum bir şey var ki o da paket satış fiyatları. Normalde paket satın alarak da daha değerli bir kartlar çıkartabilir ve büyük ihtimalle oyununda belli avantajlar elde edebilirsiniz. Bunların yanı sıra free to play, ücretsiz de oynayabiliyorsunuz ama yine de ya ben bu oyuna yine de yatırım yapayım derseniz de paket fiyatlarını açıklamışlar. 100 dolara, 250 dolara ve 500 dolara 3 tane paket satışı olacak. Tabi bu fiyatlar whitelist pack fiyatları, daha sonrasındaki satışlarında bu fiyatları değiştirebilir ya da bir daha belki buradan satış yapmayabilirler, hiçbir şekilde bahis satışı yapmayabilirler. Neyse, oyunla ilgili ben bayağı heyecanlandım. Hem free to play olması, hem Ubisoft'un arkasında olması, hem de takımla dolayı güzel bir iş çıkabilir. Ve yakın tarihte, öyle 5-6 ayı kafadan beklememize gerek yok. Önümüzdeki ay eğer roadmap'e uyarlarsa çıkartacakları için bu oyunu mutlaka takipte kalın deyip bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.